Ben de bunu tahmin ettim, o yüzden geldim. Sizi Akliman'a götürebilir miyim? Yo, hayır. Şurada bir çay içip dönecektim. Ben de katılabilir miyim? Pekala. Semra Hanım çağır. Tabii. Semra, Müdür Hanım dışarı çıktı. Savcı Bey seni çağırıyor. Tamam, sağ ol. Müdür. Bir canınız biraz sıktığın gibi. Evet. Bir sürü sevimsiz şey oldu. Bu arada size iletmek istediğim bir konu var. Nedir? Mahkumlarla gereksiz yakınlık kurduğunuzu düşünüyorum. Suzan Hanım'dan bahsediyorsunuz. Gece revirde uyumuş. Böyle bir hatayı nasıl yaparsınız? Handan Hanım, ben Hipokrat yemin ettim. Hastalarımın sağlığı için gereken her şeyi yaparım. Gerekirse cezaevi kuralları benim için ikinci planda kalır. O zaman yanlış yerdesiniz. O zaman giderim. Bunu kendisine söylediniz mi? Söyledim savcı bey. Gülten Hanım'ın sicilinin temiz olduğunu, mesleğini ne kadar önemsediğini hepsini söyledim. Çok acı bir durum. Filiz ve Nur'u da karantinaya koymuşlar. Gülten Hanım'la aynı yerdeler şimdi. Olacak iş değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün bana konuyu söylediği zaman işlerin bu hale geleceğini tahmin etmedim. Hem bir gardiyanla mahkumun aynı yerde kalması can güvenliği için de uygun olmaz, öyle değil mi? Siz çıkabilirsiniz Semra. Bu aleti de burada bırakın. Handan Hanım'la konuşacağım. O zaman bu konuda da kendini bilgilendiririz. Teşekkürler. Anna, beni iyi dinle. Durumun gittikçe ciddileşiyor. Tedavisi yapmamız lazım. Hayır, metadon falan yok. Hastayım ben, içimde mikrop var. Evet. İçinde bir mikrop var. Psikolojik tedaviye başlamamız lazım. Bize yardımcı olun. Hayır. İyileşeceksin. Mikrop var içinde. Mikrop var içinde. Gülten! Bak bu şarkıyı sana gönderiyorum. Başın belada, tabancanı unutmuşun helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça, başın belada. Beğendin mi? Kes sesini Filiz, kes! Filiz, kapa çeneni! Rahatsız olmayın Handan Hanım. Aramada bulunan aletle ve başka konularla ilgili konuşabilir miyiz? Aramada bulunan alet mi? Niçin benim haberim yok? Siz çıkmıştınız Müdür Hanım. O sırada savcı bey çağırınca ben de onun yanına gitmek zorunda kaldım.
Çıkabilirsiniz Semra Hanım. Söyleyeceğinizi söylemişsiniz zaten. Buyurun oturun. Sizi dinliyorum. Handan Hanım, müdahale etmek mecburiyetinde kaldım. Cinayet soruşturmasını bizzat üstleniyorum. Aksi takdirde kontrolü elden kaçırmamız an meselesi haline geldi. Bana danışmış olmanızı tercih ederdim. Yönetim olarak gardiyanlara can güvenliği teminatı vermek durumundayız. Bir gardiyanı hakkında tutuklama emri olmadan mahkumlarla aynı yerde gözaltında tutamazsınız. Hala gardiyanlığını yapmakta olan personele bu durumu nasıl anlatabilirsiniz? Kendisi keyfi olarak yaptığı sabah sayımında mahkumları dövdürüyor, dolabında uyuşturucu saklıyor ve siz hala bir yönetimin gardiyanlarına arka çıkması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Gülten Hanım'ı hücreden çıkarmak zorundayız. Kaldı ki Nur ile Filiz. Hücreye konmalarını icap ettiren hukuki bir delil yok. Anlıyor musun? Yok. Her üçünü de serbest bırakmak zorundayız. Gülten'i de, Nur ile Filiz'i de. Bunun da sizinle bu tarzda yapacağımız son konuşma olmasını temenni ediyorum. Tahsin, gel de gör ne haldeyim. Neredesin Tahs? Tahsin! Gülten, şşt! Gülten, hadi. Burayı unutma. Bir daha asla aynı tarafta olmayacağız. Sakın karşıma çıkma. Bitiririm seni. Gülten, hadi hadi geçmiş olsun. En fenası yalnız olmak galiba. Senin yine torunun var, kızın var. Ben yapayalnız kalacağım Ayrı abla. Hepimiz yalnızız. Birileri gelir yanımızda durur, sonra çekip gider. Bunu hiç unutma. Kendine tutunmak en iyisi. Al şunu. Bunların sınıflarınızı sor ya. Her biri gelir. Al şunu. İyi misin sen, ne oldu? Üşüyorum. Of. Ya baba senin. Aa evet. Yarın psikoloğa gidecekmişim. Doktor tam öyle söyledi.